Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın komutasındaki 20. Kolordu bulunuyor ve kentin güvenliğini sağlıyordu. Temsil heyeti çalışmaları için çok uygundu. Bu nedenle temsil heyetinin Ankara'ya taşınmasına karar verildi. Mustafa Kemal ve temsil heyeti Doğu Anadolu bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Ankara'yı Milli Mücadelenin merkezi yapmak istiyordu. Mustafa Kemal'in Ankara'yı Milli Mücadelenin merkezi olarak seçmek istemesinde şehrin özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Bakın işgale uğramaması özellikle burada bir ordunun bulunup kentin güvenliğini sağlama, sağlaması kesinlikle burada Ankara'nın merkez olarak seçilmesine etkili olmuştur. Jeopolitik konum özellikle Batı cephesine yakın olması Türkiye'nin ortasında bulunması etkili olmuştur. Ancak ekonomik yapısının Ankara'nın merkez olarak seçilmesine etkili olduğuna dair bir şey bulamayacağımız için 3. öncül yanlıştır. Sorumuzun cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Büyük Millet Meclisi açıldığı gün yapılan seçimlerde Mustafa Kemal meclis başkanı olarak seçilmiştir. 24 Nisan 1920 tarihinde ise Mustafa Kemal meclise aşağıdaki önergeyi sunmuştur. Verilen önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Hükümet kurmak gereklidir. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Yani güçler birliği diyor. Padişah halife baskıdan kurtarıldıktan sonra meclisin kararına göre yerini alır. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor? A şıkkı Büyük Millet Meclisi'nin kalıcılığı amaçlanmıştır. Kesinlikle arkadaşlar üst tarafta hükümet kurmak gereklidir. Geçici hükümet başkanı atamak doğru değildir bilgisi bize buna ulaştırır. Güçler Birliği ilkesine de yasama yürütmeyi kendine toplamasından ulaşabiliriz. Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır bilgisine buradaki maddelerden ulaşamıyoruz. Eğer şöyle bir cümle verseydi, şöyle bir madde verseydi, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, TBMM yürütür, TBMM başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır gibi bir cümle verseydi, meclis hükümeti sisteminin uygulandığını söyleyebilirdik. Saltanat ve hilafete dokunulmamıştır bilgisine de ulaşabiliriz. Çünkü bakın padişah ve halife baskıdan kurtarıldıktan sonra yerini alır diyor meclis kararına göre. Buradan da buna ulaşırız. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Buna göre 1. Büyük Millet Meclisi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İlk meclis milletvekillerinin sosyoekonomik özellikleri yani yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri ve geldikleri yerleri itibariyle tam bir millet meclisi kimliğindeydi. Okul sıralarında kılıkları, giysileri, yaşları, görgüleri çok değişik. Beyaz sarıklı, aksakallı hocalar, pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, yazma veya şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağlar veya, kabuk, veya kavuklu çelebiler, Avrupa'da eğitimini yeni bitirip dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş gençler yan yana oturuyorlardı. Bakalım hemen hangilerine ulaşabileceğiz? Bir kuşatıcı bir yapıya sahiptir. Kesinlikle doğru. Kuşatıcı demek birleştirici demenin başka bir yoludur arkadaşlar. Burada da e, tam anlamıyla her kesimden insanın mecliste yer alması kuşatıcı bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Farklı renkleri bünyesinde toplamıştır bilgisi de doğrudur. Bakın burada e, din adamları da var, askerler de var, modern eğitim alanları da var, e, burada aşiret beyleri de var. Yani toplumun her kesiminden insanlar var. Demek ki farklı renkleri bünyesinde toplamış bilgisi de doğrudur. Öncelikli amacı işgalin sonlandırılmasıdır. Evet belki doğru olabilir ancak buradan böyle bir şey çıkaramayacağımız için üçüncü öncüle yanlış diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. misak milli kararlarında yer alan maddeler ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar, ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Bu cümle aslında arkadaşlar kapitülasyonların kaldırılmasına işaret eder. Kapitülasyonların kaldırılması da tam bağımsızlıkla ilgilidir. Bakın hemen karşısında ne yazıyor? Bu madde tam bağımsızlıkla ilgilidir diyor. Yani bu bilgi doğrudur. Ülkemizde azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır. Bakın azınlıklara onlar ne veriyorsa biz de e, biz azınlıklara ne veriyorsak Müslümanlar e, onlar Müslümanlara ne veriyorsa biz de azınlıklara onu vereceğiz. Yani eşitlikten bahsediyor. Bakın karşısında ne diyor? Uluslararası eşitlikle ilgilidir diyor. Buradan da buna ulaşabiliriz. Türk İslam çoğunluğunun Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir suretle birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Burada da vatanın bütünlüğünden bahsetmiş yani topraklarımızın bütünlüğünden. Hemen karşısında da toprak bütünlüğü ilkesiyle ilgilidir demiş yani bu da doğrudur. Demek ki üçü de doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen alıntı metinden hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bina henüz tamamlanmamıştı. Kiremitleri döşenmemişti. Kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Sadece bu örnek bile Ankara halkının fedakar olduğunu bize gösterir. Bu manzara çok anlamlıydı. Mecliste mebusların oturacağı sıra bile yoktu. Ankara muallim mektebinden sıralar getirildi. O tarihte Ankara'da elektrik de yoktu. Kafelerin birinden alınan petrol lambası asılarak aydınlatma meselesi halledildi. Sokağa bakan ilk oda başkanlık odası yapıldı. Daha sonra meşhur hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı Hakimiyet milletindir yani yönetim milletindir tabelası Kürsü'nün arkasına asıldı. Hangisine ulaşılamaz dedi? Ankara gelişmemiş küçük bir Anadolu şehridir bilgisine Ankara'da elektriğin yok olmasından ulaşabiliriz. Meclisin açılmasıyla te temsil heyetinin varlığı sona ermiştir bilgisine alıntı metne baktığımız zaman herhangi bir şekilde ulaşamıyoruz. O yüzden B şıkkındaki bilgiye ulaşamayız. Ankara halkı fedakarca elindekini... Meclis'te paylaşmıştır. Bakın kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşımaları zaten fedakarlık yaptıklarının bir göstergesidir. Milli egemenlik ilkesi hayata geçirilmiştir. Bakın hakimiyet milletindir. Yani yönetim milletindir. Bu nasıl yapılacak? Mecliste yapılacak. Zaten meclisin açılmasından bahsediyor. Demek ki buna da ulaşabiliriz. Burada ulaşılamaz olarak verilen cevabımız B şıkkıdır. Büyük Millet Meclisi'nin açılış süreci ile ilgili olarak bilgilerinden kaç tanesi doğrudur? İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması bu sürecin önünü açan bir gelişmedir. Doğru arkadaşlar. Ne olmuştu? Mebusan Meclisi kapatılıp İstanbul işgal edilince fırsat bu fırsat Ankara'da TBMM'yi açmıştık. Demek ki bu gelişme e, bunun önünü açan bir gelişmedir. Gerek açılması gerekse çalışmalarında milli egemenlik ilkesi esas alınmıştır bilgisi de doğrudur. Meclisin açılması zaten milli egemenliğin varlığının en büyük kanıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini attığı için kurucu meclis olarak kabul edilir bilgisi de doğrudur arkadaşlar. Yeni bir devlet kuran meclise kurucu meclis denir. E zaten devletin temellerini attığı için diyor. Buradan da bu bilginin doğru olduğunu söylüyoruz. Bölücü ve parçalayıcı çalışmalardan dolayı azınlıklara yer vermediği için milli bir meclistir bilgisi de doğrudur. Milli Meclis sadece o milletten insanlarla o insanlardan oluşan meclis demektir. Burada da zaten bu bilgi de doğru olduğunu söyledik. Yani dördü de doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır.